Evet. Hatta mikrofonu bir alır mısın? Test edelim. Şu an yayın başladı. Test, test. Sen konuş. Test. Kübra dinliyor şu an. Tamam. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, hop. Hop hop hop. 1-2-3. Deneme, deneme, deneme. Çay var. Çaydan bir yudum alayım. Sıcak mı? Sıcak. Evet, üfledim. Deneme, deneme. 1-2-3. Geliyor mu sesim? Uğultu, uğultu çok fazla. Ha. Peki sesi yakından mı geliyor, ortamdan mı alıyor? Ortamdan mı alıyor sence, sesi buradan mı alıyor? Yani Kaan'ınkini daha net duyuyor musun? Ses, 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 ses. Abap, 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 abap. Domates, biber, patlıcan, domates. Tamam, ha, tamam. Peki, iyi, çok güzel. Olmuş. Ama ağzıma yapışık tabii, şimdi şöyle koymak lazım. Tamam. Şimdi nasıl? Domates, biber, patlıcan. Ha, tamam, iyi. Tamam. Kadrajı Ecem kontrol edersin. Evet, Muhabbet Teorisi'nin 117. bölümü. Bu kez bir ortam değişikliği yaptık. Biraz da ekipman değişikliği yaptık. Sesin net duyulduğunu ümit ediyoruz. Arka planda Kübra Karacan, yorumlarınızdan sesin, sesle ilgili geri bildirimi alacak. Konuklarımız buradalar. Normalde konferans salonumuzda gerçekleştiriyorduk. Şimdi biraz daha ayakta olanlar da var bu arada. Merdivenlerde birileri var. Kaan'a dedim işte İnönü Stadı'nın ortasında yapalım diyor. O da kabul etti sağ olsun. Evet. Kalabalık bir tribün. Değil mi? Yakında ona da fırsat buluruz. Stadyum evet. Bu hızla büyümeye devam edersek. Şöyle arkaya rahat oturabiliyor muyuz bakalım çayı devirmeden? Şöyle bacak bacak üstüne de atabiliyorsak tamam. Peki tamam. Oldu. Sen konuş ben dinliyorum. Peki. Ey, böyle konuş deyince de konuşulmuyor ki. Evet. Nasıl başlayalım? Bu hafta bir iki tane haber nasıl var. Nasıl başlayalım? Tamam, valla haberlerden bir iki haber var mesela. İlginç. Bakayım ne not almışım. Mesela bir tanesi tam ışıllık. Işıl'ın var ya trepanasyon diye bir blogu böyle tıp tarihiyle ilgili şeyler yaptı. Evet, tıp tarihiyle ilgili şeyleri paylaşıyor. Şimdi trepanasyon bilmeyenler için eski çağlarda herhalde hala yapılan kafatasının bir kısmını delme, belki de bir kısmını alma operasyonu. Orada beyni açma. Beyni açıp artık mesela baskıyı hafifleterek bazı hastalıkları iyileştirebileceğini keşfetmişler eski zamanda. Nedenini tabii bilmeseler de bunu yaptıklarında basınç azalıyor. Adam hayatına devam edebiliyor. Bazen yıllarca yaşayabiliyor. Şimdi okuduğum, işte Science'da okuduğum bir habere göre İnkalarda, eski İnka İmparatorluğu Peru'da kurulmuş olan, onlar da trepanasyon uyguluyorlarmış. Bazı kafa tasları da bulunmuş, epeyce bulunmuş hatta. Yani zaman zaman duyuyoruz kafasında ameliyat izi olan, delik bulunan kafatası bulundu evet. Vesaire diye. Evet, delik de var. Hatta gördüğüm bir resimde ciddi büyük bir kısım da ayrılmış. Yani kafanın büyük bir kısmı kafatasında ayrılmış ve büyümüş orada. Büyümüştü demek de bu adam bundan sonra, bu işlemden sonra yaşamış. Uzun peki bunu nasıl keşfetmişler? Böyle bir rahatsız olan biri tesadüf bir yerden düştü, kafatasını kırdı sonra iyileştim dedi. Öyle bir şey mi acaba yani? Vallahi insanlar her şeyi denemiş tarihte. Çok ilginç bir şey. Yani akla geldik gelmedik her şeyi denemişler, yapmışlar ve bu işe yaramış demişler demek ki. Şimdi bu İnkaların yaptığının ilginçliği şurada. Bunlar epeyce tabii Kolomb'dan önceki zamanlardan bahsediyorum. Şimdi o bölge çöllük olduğu için İyi korunmuş bu kafatasları. İşte bu şekilde ölmüş olanların kafatası var. Bu şekilde olmayanların var. Oranlara bakıyorlar. Trepanasyondan sonra tabii bazıları ölüyor, yaşamıyor. Çünkü enfeksiyon var, şu var, bu var. Ölüm belki oranı... o hastalığın çözümü aslında o değildir. Değil tabii. Yani onu da denediler. Grip olan adama da yaptılar mesela belki. Bazıları yaşıyor. Yaşadığını nasıl anlıyorsun? Demin dediğim gibi kemikte bir büyüme izi var. Kesildiği gibi kalmamış, iyileşme izi olmuş. Yani kemik gelişimine devam etmiş. Aynen öyle. Kendini tamir etmeye çalışmış kafa. Bundan mesela ölüm oranını hesaplamışlar. %17-25 arası bir ölüm oranı var bu inkalarda, bu trepanasyondan sonra. Şimdi bunu ölçek olarak bakarsak, ölçü olarak. Benzer işlevi mesela Amerikan İç Savaşı'nda da yapıyorlarmış doktorlar. Ve oradaki ölüm oranı %46-56. Yani bu İnka İmparatorluğu'nda yapılan işlemin ölüm oranı çok daha düşük 19. yüzyıl Amerika'sına göre. Çok ilginç bir sebebi şey. Sebebi ne peki? Belki daha ustalar, belki daha iyiler. Ya da belki enfeksiyon daha... yaratan mikroorganizmaların farkları olabilir. Muhtemelen çünkü daha kuru bir... Yeni dünyayla karşılaşmadan evvel oradaki şeyler daha farklıydı. Hatta o yüzden giden İspanyollar oraya tonla hastalık götürürler. Çoğu hastalıktan. Yani enfeksiyon hep vardır da belki Peru böyle yüksek ve çöl bir yer olduğu için daha az enfeksiyon olduğu için de olabilir bu. Şimdi tabii
Amerika'nın... Yedikleri, içtikleri enfeksiyonu engelliyor olabilir o dönemki beslenme alışkanlıkları. Doğal diyorsun. Hepsi doğal artık o sırada dünyada zaten de. Hani demek istediğim çok ilginç aslında. Evet, evet. Yani... Çünkü tekniğin başarısı olsaydı eğer bir şekilde onun kemiklere morfolojisinden ya da oradaki şekilden vesaire hemen algılanan bir fark olmaz mıydı? Mesele teknikse. Başarısı derken... Yani. Ya şimdi kesme biçiminin bir başarısıysa bunun açısı vesairesi hani 19. yüzyıldaki Amerikan İç Savaşı'ndaki kesmelerden bariz biçimde ayrılan bir noktayı falan herhalde hemen fark ederlerdi diye tahmin ediyorum. Öyle bir fark çok görülmemiş de yani şey var tabii o hastalığın derdin dermanı olması gerekmiyor. Burada ameliyattan sonra ne kadar sağ kalmış ona bakılıyor. Yani adam belki deliliğine devam etti bilmiyoruz o ayrı. Ama daha ustaca yaptıkları belli. Yani her şeye rağmen bu İnkaların daha ustaca iş yaptıkları sonucunu çıkarıyor bu araştırmacılar. Bu da ilginç bir şey. Enteresan. Burada. Evet. Yani %75 güvenilirliği var neredeyse dediğin oranlara bakılırsa yöntemin. Çok çok. Yani eski insanlar böyle ilginç gerçekten deneme yanılmayla pek çok şey keşfedilmiş. Yani kimya olsun, metalürji olsun, ziraat olsun böyle akıllarına gelen her şeyi toprağa atmışlar. En çok büyüyeni çıkartmışlar, bulmuşlar. Her türlü taşı atmışlar ateşe. Bakmışlar bundan bir metal çıkıyor. Güzel falan. Bununla bir şey oynayalım, bir şey yapalım. Çok ilginç keşif. Mesela çiçek aşısının da tesadüf eseri keşfedilmesi enteresan değil mi? Değil mi? Şimdi çiçek virüsü benzeri bir başka virüs daha var. Çiçek hastalığına benzer bir hastalık yapıyor. Kişiler eğer çocukların üzerinde yara açıp bu hastalığa sahip kişinin yarasıyla temas ettirirlerse çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazanabileceğini fark etmişler Anadolu'da. Yüzyıllar önce. Bu tamamen bir deneme yanılma süreci. İngiltere'de yani her yarayı birbirine dokundurduktan sonra. İngiltere'de de inekte olan insana fazla zarar vermeyen bir virüs insana geçtiğinde bağışıklık sağlıyordu. Oradan inek sağan kızların çiçeğe bağışıklığı olduğunu keşfetmişlerdi Jenner zamanı. Tabii bu deneme değil, bu gözlemsel de. Ben hani denemeye atıfta bulunmak için şey yapmıştım. Anladım. Yaraları birbirine temas ettirerek. Ha belki önce inekten dolayı bu bilgi elde edilip daha sonra... Bilemedim. Halkın Bilim Tarihi diye bir kitap vardı. TÜBİTAK'tan çıkmıştı. Evet. Oradan okuduğumu hatırlıyorum ama şu an tabii hafızama tam güvenemeyeceğim. Doğru. Belki senin kastettiğini ben mi yanlış anladım? Yok, ikisi de olabilir. Tabii bağımsız olarak da keşfedilmiş oluyor böyle. Ben Anadolu'da diyebiliyorum bu arada. Mesela sen İngiltere'de diyorsun. Yani orada da olmuş, burada da olmuş. Evet, tabii. Yani şimdi, farklı olaydan bahsediyor olma ihtimalimiz var. İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu Türkiye'de bunu gözlüyor. Kendisi de çiçek hastalığı geçirmiş olduğu için yüzü bozuk. Bu 1600'ler, 1700'ler galiba, emin değilim tarihinden. Ve bunu İngiltere'ye mektupla bildiriyor. Bunu biliyoruz yani Türkiye'de bunun ayrı gözlendiğini. Belki Edward Jenner İngiltere'de bundan ilham da aldı aynı zamanda ama orada da... süt sağan kızların ineklerle teması sebebiyle çiçek hastalığına bağışıklık oldukları da biliniyor. O da ayrı bir gözlem olarak. Enteresan. Çok ilginç. Yani bir zamanlar süt sağmayan kız var mıydı diye düşünüyorum da. Ya şehirliler sağmıyor tabii yani. Yok hani bir 13. 12. yüzyıla gittiği zaman insanların çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıp bir de birbirleriyle temas halinde oldukları için salgınlar da hızlı yayılıyor zaten biliyorsun. Tabii. Dolayısıyla bu virüs de hızlı yayılmalı ve insanların çok kitlesel olarak bağışıklık kazanması gerekiyor gibi geliyor bana. Doğru. Ama çiçek ne kadar eski, ne kadar yeni bir hastalık onu bilmiyorum. Belki orta çağda çıkmadı da daha yeni çağlarda çıktı. O da olabilir. Belki zaten o virüsten evrildi falan. Bilmiyoruz yani. Her şey olabilir. Yani tarih ilginç. Evet. Daha da eski tarihe gidelim şimdi. Gidelim. İnsandan önce. Şimdi... şey var, jeologların... İnsandan öncesi boş be kan diye. Bak, bayılacaksın buna. Jeologların bir fikrine göre, uzun zamandır böyle artık emin oldukları sayılan bir şey, 650 milyon yıldan daha eski bir dönemde dünyanın neredeyse tamamının buzlarla kaplı olduğu hipotezi var. Ama neredeyse tamamı, yani buna kar topu dünya deniyor. Aha, evet. Ve buna dair çok önemli bir delil ele geçmiş yakın zamanda. Şeyde Etiyopya'nın kuzeyinde bir jeolojik araştırmada. Şimdi burada buzulların sürüklediği çok büyük kayalar keşfedilmiş. Bunlar çok uzun bölgelerde, uzak yerlerden gelmişler. Ve 717 milyon yıl yaşında olduğu tespit edilmiş ölçümlerle. Ve bunların altında da başka topraklara bakarak hemen öncesinde iklimin nasıl olduğunu tahmin etmişler. Çok daha sıcak, çok daha nemli bir iklim olduğu anlaşılmış alttaki toprağa bakarak. Ve şu da anlaşılıyor, çok kısa bir zamanda jeolojik olarak göz açıp kapayana kadar
bir buzlaşma gerçekleşmiş. Hızla dolmuş yani dünya. Yani 1000 ve ila 100 bin yıl arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani çok geniş bir aralık ama jeoloji olarak çok dar bir şey bu. Binlerce yıl diyelim. Hemen dünya buz haline gelivermiş. Tropik bir cennetten diyorlar buz topuna. Çok ilginç bir şey bu. Yani iklim çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Çok hızlı ve şey diyorlar. Peki işte, o bir yok oluş dalgasına neden olmuş mu canlılar arasında? O zaman zaten çok hücreliler yeni başlıyor. Ha. Bu buzların çözülmesinden sonra prekambriyen patlaması ile, pardon kambriyen patlaması ile çok hücreliler artıyor. Büyük bir türleşme ortaya çıkıyor. Bu buzlar eridikten sonra oluyor değil mi? Sonraki dönemde evet. Yani karaya çıkmak dediğimiz mevzu için çok zaten sonra. Ancak ve ancak bu buzlanmanın bitiyor olması çok lazım. Sonrasında. Şimdi işin ilginç tarafı bu işin çok hızlı gerçekleşmiş olması. Birkaç bin yıl içinde bu jeolojik olarak müthiş hızlı. Pat diye yani olmuş. Sebebiyle ilgili bir şey var mı? Sebebiyle ilgili fikirler muhtelif. Şimdi bazıları diyor ki dünyanın ekseninde bir kayma. Bazıları diyor ki buzların bir artmasıyla bu kendini besleyen bir döngü haline geldi. Şimdi buz kütlesi arttığı zaman bu buzlar daha fazla güneş ışığını geriye yansıtıyor. Bu da havanın daha da soğumasına sebep oluyor. Isınmayı azaltıyor. Böylece buz daha çok artıyor. En sonunda geri dönülmez hale geliyor. 30 derece enleme geldiği zaman buzullar artık geri dönülmez halde. Bütün dünya buz haline tekrar gelebiliyor. Geldiği söyleniyor. Şöyle bir tez de vardı. Bununla mı ilişkiliydi? Volkanlardan kaynaklanan gökyüzünün küller tarafına kapatılması ve dolayısıyla dünyanın güneş ışığı aldığı güneş ışığı oranının çok düşmesi sebebiyle çok hızlı bir buzlanmaya geçildiğini duymuştum. Bu da bir ihtimal. O da olabilir. Matrix'teki gibi o karanlık gökyüzü. Aynen öyle. Ondan sonra ama nasıl eridiği tam bilmiyoruz. Bazıları da işte eksen değişikliği olabilir diyor. Bazıları bulutlarla ilgili olabilir diyor. Şöyle ki şimdi normalde bugün bulutlar dünyayı soğutma etkisi yapar. Yine albedo etkisinden güneş ışığını geri yansıttığı için. Ama zaten her taraf buzlarla kaplıysa bu bulutun ekstra etkisi fazla önemli değildir. Ama bulutun ikinci bir etkisi daha vardır. Sera etkisi. Yani içerideki ısıyı da dışarıda içeride tutar. Battaniye gibi. Tamam. Şimdi zaten her taraf buzlarla kaplıysa bu battaniye etkisi daha önemli oluyor. Ve ısınmayı sağlayabiliyor. Bir yerden Işık sonra... Işık içeride dolaşıyor yani. Aynen. Bulutlar sayesinde buzlar tekrar erimiş diye bir fikir var. Tabii tam olarak bilinmiyor. Veya biliniyorsa da benim haberim yok. Tamam, buzlar tekrar erimeye başlasa da bulutlar açılınca yine daha önceki prosesin gerçekleşmesi gerekmez miydi gibi geldi bana. Şartlar değişmiş demek ki. Yani orada karbondioksit miktarı ve başka şeyler azalmış olabilir. Neyse iki güzel haberle o zaman başlangıcı yapmış olduk. Bugün neyi konuşmak istiyoruz? Bugün dil polisliği meselesini konuşmak istiyoruz. Zaman zaman programlarda bu konu dile geliyor. Dil polisliği, yabancı dilde grammar nazi dediğimiz... Yok, language police denebilir. Çünkü grammar naziden çok daha geniş bir kavram, daha siyasi bir kavram biraz. Yani grammar nazi dediğimiz zaman dilin doğru kullanımı ile ilgili, imla hataları ile ilgili bir şeyden bahsederken... Evet. Dil polisliği dediğimiz zaman dilin şu kelimeyi, ideolojik kullanımı ile alakalı bir şeyler. Bu kelimeyi kullanma, şu kelimeyi kullan. Şu veya bu sebepte olabilir. Yani bu bir merkezi zorlamayla, despotik bir zorlamayla da olabilir, sosyal baskıyla da olabilir. Despotik bir zorlama derken bir otorite sahibinin dayatmasından aynen bahsediyoruz. Aynen öyle. Devletin başındakiler işte mesela sen bu kelimeyi kullanma, bu sakıncalı kelimedir. Öbürünü kullan diyebilir. İşte yani o zaman devrim deme, inkılap de mesela. Bu bir dil polisliğidir söz gelişi. Bununla ilgili tabii bir cezalandırma tehdidi olması lazım eğer İllaki. Despotikten bahsediyorsak. Öte taraftan başka ne var dedin? Bir de sosyal olarak sanki değil mi? Bir de sosyal baskı var. Çevresel baskıyla. İşte bayan deme, kadın de demek buna bir örnek. Ama bu politik doğruculuk. Evet. Şimdi yok, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi dedik ki ya bir otorite bunu zorlayacak. Evet. Despotik bir otorite, cezalandırma gücü olan bir otorite bunu zorlayacak. Evet. Yani baya baya bir kelimeyi kullanmak yasal olarak yasak. İllegal. Bir böyle bir durum var anladığım kadarıyla. Evet. Bir şöyle var, o ait olduğun grup, sosyal grup. Mesela o kelimeyi kullandığın zaman seni dışlama. Doğru. Ait olduğun grup tarafından kınanma gibi riskler var. Burada galiba bir sosyal dil polisliği söz konusu. Evet. Bir de dediğin son olarak da ne demiştin? İki tane ayrı. Bir de yani, politik sosyal... doğruculuk. Aslında politik doğruculuk da sosyale benziyor. Tabii. Ama orada aynı. Ait olmadığın grup da seni zorlayabiliyor. Ama o ait olmadığın gruptan korkman için bir sebep var. Yani o da sonuçta örnek veriyorum. Hepsini konuşacağız. Mesela dini bir grupta ben merhaba dediğim zaman... Öyle demeyeceksin. Selamünaleyküm diyeceksin. Derse
Bu ait olduğum grubun bana yaptığı bir baskı. Doğru. Öte taraftan her kim olursan ol, işte kadın yerine bayan dediğin zaman eleştirilmen, işte şey yapılman, bu ait olmadığın grubun sana yaptığı bir şey. Bu ikisi bana farklı gibi geliyor. Evet, şimdi ya politik doğruculuk dediğimiz taraf. Sen o diğer ait olmadığın grubun sözünü de ciddiye alıyorsan bir yerde onunla ilişkin var demektir. Çünkü yani şu var, mesela var. Sana birisi gelip, mesela dindar bir grupta değilsin. Bu ortamda da dindar insanlar olduğunu varsayalım. Sen selam dediğin zaman herhangi birisi selam demeyeceksin, selamun aleyküm diyeceksin demez. Senin onun grubundan olduğunu düşünmedikçe demez. Peki. Ama işte bu kadın bayan konusunda hassas birisi bir feminist olduğunu varsayalım. Sen feminist olsan da olmasan da seni bu konuda uyarma ihtiyacı var. O yüzden bu ikisi bana birbirinden farklı gibi geldi. Tabii ama o grupla herhangi bir işim yoksa, bana herhangi bir yaptırım uygulamayacaksa ben bu... O senin uymama tercihin. O zaman bu bir polistik sayılmaz. Çünkü bir zorlama yok ortada. Evet. Zorlama imkanı yok. Evet ama eleştirebilir, linç edebilir. Yani şimdi feministler üzerinden yapmayalım da. Yani her türlü şeyi de aşırıya kaçırmak mümkün. Her türlü şeyi aşırıya kaçırabilirsin tabii ama... Yok, sadece şunu demeye çalışsın. Bir tanesi sanki bir grubun kültürel değerlerini benimsetmek üzere yapılan bir şeyken... Bir tanesi global olarak bundan rahatsız ve bunun değişmesini isteyerek bunu yapıyor. Ya bir tanesi seni kendi kurallarına politik olarak doğruculuk dediğimiz, yani doğru olduğu için inandırmaya çalışırken, bir tanesi ait olduğun gruba olması gereken davranış olmuş. Ya ama sonuç olarak bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Sen bu uyarıya uyarsın veya uymazsın. Uymazsan sonuçları vardır veya yoktur. Sonuçları yoksa o zaman bir polislik sayılmaz. Beni hapse atamayan polis değildir. Onun gibi. Tamam, neyse, bence örnek verdikçe bu ayrım daha netleşecek bak şimdi. Tamam, konuştukça mesela, bu mevzuyu. Ya işte mesela despotik kelime seçimlerine örnek çok yani. Türkiye'de yaşıyorsun işte. Seçim otobüsleri geziyor da, pardon. Ha tamam. Ha, mesela çıkıp da bunlara gürültü yapmayın desek olmaz. Ama o tabii polisiye girmiyor. Ama dilli polisiye alakası yok. Yok, girmiyor. İşte mesela dedik ya, işte devrim değil inkılap diyeceksin. Bu 80'leri yaşayanların bildiği şeylerdir. Böyle Kenan Evren zamanında bir sürü kelime yasaklanmıştı. O kelimelere değil de bunları kullanacaksın şeklinde. Bu mesela despotik bir şey. Ama sen devrim dediğin zaman seni hapse atmıyor. Ama ne bileyim, canın sıkılabiliyor. Polis seni alabiliyor. Böyle 3 gün içeride tutabiliyor veya başka bir şey yapıyor. Ya, hapse böyle, atmış oluyor ama. Yani kanunda tanımlanmış bir suç değil bu yani. Onu demek istiyorum. Bir dakika. Seninle uğraşıyorlar. Ha, genellikle zaten böyle kanun olmaz yani, şu kelimeyi kullanmayacaksın falan gibi. Ama şeyde... Ama bir dakika, o kanun üzerinden işte halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ya da işte 301. madde gibi ya da terör örgütüne yardım ya taktik etmek gibi bir maddeyle ilişkilendirilerek gayet hapse atılabilirsin. Yani doğrudan böyle bir kanun yok ama o kelimeyi kullandın diye başka bir kanun üzerinden aramızda Kadir'e başvuracağız, yine hukukçumuz var ama. Yani mesela şey var, Hasan Cemal'in anıları vardır 12 Eylül dönemiyle ilgili. O zaman Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeniyken 1982 anayasa referandumu olacak. Orada beyaz oy kabul, mavi oy red anlamına geliyor ve red propagandası yapmak yasak, sıkı yönetim var. Yani bildiğin yasak. O zaman işte ne yapıyor Cumhuriyet'tekiler mesela veya karikatüristler burada? İşte mavi diyorlar, işte sevgilim işte gözlerin ne kadar mavi diye böyle vurguluyorlar. Ondan sonra işte gökyüzü ne kadar mavi diye ertesi gün başka bir karikatür çıkıyor. Hasan Cemal yazıyor böyle şey diye, bir sıkı yönetim komutanlığından telefon geldi. Sizin de karikatürist var, öyle mavi diye çiziyor, çizmesin ona göre falan diye. Hayda, ne yapacağız? Şimdi işin ucunda gazetenin kapanması var. Yani devam etsek adam kapatır çünkü iki dudağın arasında. Al işte dil polisliğinin alası yani. O kelimeyi kullanmayacaksın. Çünkü mavi demek red demek. Red demek işte ben sizi beğenmiyorum demek. O da yasaklanmış. Sakıysa beğenme diyor. Peki burada yasaklanan bir görüş ve o görüşü temsilen dildeki karşılığı yasaklanıyor. Yani aslında dil burada sadece bir araç. Çünkü dil kültürel bir sembol. Aynı şey bir müzik olsa o besteyi çalmak da yasak olacaktı. Mesela. Mesela tabii. Yani mesela... Ya şu anki İzmir Marşı'nın pozisyonu gibi. Doğru, doğru. Yani çoğu yerde çocuklar İzmir Marşı ile ilgili yani söylediği zaman oranın okul müdürü ya da rektörü her kimse ben size burada siyasi slogan attırmam diyor. Evet, değil mi? Yani bir zamanlar nasıl mavi kelimesi hiç siyasi değilken bir nokta geldiği zaman bu bir ideolojinin temsili, bir fikrin sembolü haline geldiği için yasaklanabiliyorsa
Müziğin de başına gelen aynısı. Düşündüğümüz Doğru. zaman aslında bu dil polisliği dediğimiz şey bir kültürel polisliği. Sembol polisliği. Doğru. Doğru diyorsun. Yani. Tabii örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela daha dün mahkemesi başlayan bir şey var. Islık'la Kürtçe bir şarkı çaldıkları için mahkemeye verilmişler. Kürtçe ıslık çaldı diye. Kürtçe ıslık evet. Öyle bir şey var. Daha önce de bir dava vardı. Akdeniz Üniversitesi'nde bir bölüm başkanı mı, dekan mı bir profesörü dava ediyor. Çünkü adam odasına girerken alçaklara kar yağdı üşümedin mi türküsünü ıslıkla çalıyormuş. Nereden alındı ne oldu bilmiyorum. Artık ne husumet varsa. Bu şarkı şey ne? İşte sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Artık nispet yapıyor bana demiş herhalde. Ha. Öyle algılamış. Benim savcı bunu kabul ederek dava açmış. Öyle galiba. Çok ilginç. Yani dediğin doğru her türlü şey böyle. Bir tarihte daha başka şeyler var mı peki? Mesela mavi gibi ya biraz daha bizim tarihimizde boldur herhalde. Böyle şeyler. Şimdi mesela şu anda kolay kullandığımız Kürt kelimesi. 80'lerde yasağın önde gideniydi. Sen Kürt dediğin anda hapiste bulurdun kendini açıkça. Yani işte bölücülük, ayrımcılık bilmem necilikten işte Kürt, Kürtçe, Kürtlerin bölgesi, Kürt illeri falan. Şimdi rahat kullandığımız kelimesi. O tabii Abdülhamit zamanında mesela sansür zamanında burun demek yasak. Niye? Abdülhamit'in koskoca burnu var. İşte yıldızlara baktım işte seni hatırlattılar demek yasak. Çünkü Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit yaşıyor. Yıldız kaydı falan demek o zaman. Ooo! Hayatını tabii, kaydırır. Tabii. O hafiyeler falan hemen yetiştirdi mi şeye sultana bitti işin yani. Teşkilatı bir... mahsusa mıydı o zamanki şey? O zaman yoktu galiba da emin değilim yani. Baya burun kelimesi yasak yani. Evet, evet ya. Yani neler var? Midas zamanında da kulak yasak değil mi? Ha, ciddiyim yani. Midas zamanını bilmiyorum. Kulakla ilgili bir o şey yapmak... O kadar yaşlı değilim. Ne? Değil misin? Görmedim sen o günü. Babam anlattı da ben görmedim. Bu eşek kulaklı Midas meselesini bilmeyen var söylemek lazım. Frig kralının kulakları çok uzun ve sivri. O yüzden eşek kulaklı Midas deniyor. Bu sebeple hani bir tiyatroda o zamanki artık şeyse bir etkinlikte bir kulak mevzu geçtiği zaman direkt tiz kellesi vurula yani. Aynı hesap olmuş. Burun kulak birbirine mevzu. Tarihte bunlar kendini tekerrür ediyor. İlla ki ya zaten tarihe de baktığında kelimeler çok mühim. Şimdi kime hangi hitap, ne, hangi ünvanla hitap ettiğin de önemli. Nasıl kullandığın. İşte krala ya da padişaha belli bir ünvan. Onun annesi başka, eşi başka, oğlu başka, kızı başka. Onların hepsinin ünvanları başka. Karıştıramazsın birbirine. Çok, çok fena. Protokol. Ya yani protokol dediğim de bu zaten. Peki şimdi mesela benim dikkatimi çekiyor. Eskiden hazretleri kelimesi çok kullanılmış değil mi? Ha, değil mi? Yani Paşa Bakan Bey Hazretleri, Paşa Bey Hazretleri, evet. Hatta kendi evi içerisinde bir aile reisi, o zamanki aile yapısı kalabalık bir aileyse işte Bey Baba Hazretlerimiz geldi falan filan gibi. Doğru. Sanki mesela zaman içerisinde bu kelime kullanımdan kalkarak tamamen şu an dini bir vasıf evet. kazanmış gibi geliyor. Çünkü mesela Twitter'da geçenlerde gördüğüm bir şeyde Hazret kelimesi birisine kullanıldığı için tamam mı? Sen ne demek istiyorsun? Şirk mi koşuyorsun? Onu peygamber meselesinde mi görüyorsun? Ne kadar gelmiştim de. Şimdi gördüğüm kadarıyla bunun rasyonel bir zemini sözlükte nasıl tanımlandığı falan değil. Heh. Yani dilin aslında doğal oluşum süreci tabii. tamamen halk arasında nasıl anlaşıldığı ile ilgili. Evet. Şimdi o zaman burada şu an şeytanın avukatlığını yaparak muhalefet ediyorum sana. Hı. Yani bir şekilde bir kelime tam olarak da o anlaşıldığı sakıncalı anlama gerçekten bir suçla ilişkiliyse diyelim. Hı. Sakıncalı anlama kavuştuysa, tamam mı? O zaman o kelimenin kullanımı üzerinden hakikaten de bir yargıya var. O artık o kelimenin yeni anlamıdır ve dolayısıyla evet böyle algılanması normaldir. Cezalandırmaktan bahsetmiyorum belki ama böyle algılanması normaldir. Çünkü gerçekten de bu kelime bir ideolojisinin taşıyıcısı ve dolayısıyla evet birisi bunu kullanıyorsa... Tam olarak da bunu söylemek istiyordur. Belli bir yüksek güven düzeyinde söyleyemez misin? Söyleriz tabii. Yani, ya örnek veriyorum değil mi? Şimdi PKK bir terör örgütü. Onu evet. destekleyenler ona gerilla demeyi tercih ediyor. Desteklemeyenler ya da yani, terörist diyor. Şimdi evet. mesela o zaman gerçekten bu kelimelerin kullanımı PKK örgütünü destekleyip desteklememek konusunda bir fikir vermiş olmuyor mu yani? Muhtemelen veriyor. Yani burada kelimelerin anlamı evet nasıl kullanıldığına bağlı olur her zaman. Yani şey değil... Tersini iddia etmek zaten biraz da etimolojik safsata olur. Yani bu kelimenin orijinal anlamı şuydu, o yüzden şimdi de böyle anlamamız lazım diye bir mantık yok. Yani dilin ne olduğunu onun kullanımı belirler. Kelimelerin anlamını da onu kullananlar belirler. O yüzden bugün ne anlamda kullanılıyorsa o anlamdadır. Eskiden böyleydi, bana ne?
Yani. Ama sadece buna dayalı bir cezalandırma yapılması tabii ki hukuku, yani adalete şey olmaz diyorsun. Ya nasıl, yani. Suçun ne olduğuna bağlı. Tabii ki yani basit kelime kullandı diye ceza almayabilir ama öyle bir kelime kullanırsın ki gerçekten ceza gerektirir. O ayrı bir meseledir. Yani orada hiçbir zaman belli bir kelimeyi kullanmak cezalandırılmamalı, gerektirmemeli diyemeyiz. Neyse, hukukçu olmadığımız için bu konularda belki sağlıklı yorum yapamayız. Nefret söylemi olabilir, başka bir şey olabilir. Ha, yani. Evet, nefret söylemi doğru. Yani ama bir dakika, şimdi orada tabii bir nefret söylemi derken mesela bir örnek verebilir misin? Şimdi mesela Amerika'da nigger kelimesini kullanmak cezalandırılır. Bunun bir tartışması yok. Çünkü bu aşağılayıcı, onları insanlık dışı olarak gören bir zihniyeti ürünü bir kelimeydi. Eskiden gerçekleşmiş bazı suçluların hala devamı niteliğinde, yani daha doğrusu o suçu tasvip edenlerin kullandığı bir kelime oldu. Evet, şimdi. Yani nigger... Ku Klux Klan'ın... Nigger bugün Türkçe'de Marsık diyebileceğimiz anlama sahip. Daha da ağır hatta. Marsık ne ya? Ben bilmiyorum. Zencileri aşağılamak için kullanılan bir kelime. Yani Türkçe'de zannedilenin aksine zenci aşağılayıcı bir anlama sahip değil. Bizim için biraz nötr bu. Çünkü Amerika'nın kölecilik geleneği yok bizde. Kölelik yok demiyorum ama Amerika'daki iğrençlik derecesinde olmadığı için oradaki kelimeler bize doğrudan aktarılamıyor. Şimdi Amerika'da nigger dediğinde köle sahiplerinin köleleri aşağılamak, insanlık dışı olarak görmek ve onların haklarını çiğnemek zamanında kullandıkları, o zamanları anıştıran ve gerçekten çok aşağılayıcı, ağır bir kelime. Bunun cezalandırılması normal yani burada, bu durumda. İlginç. Kara eşek olarak duymuştum. Kara eşek. Olabilir. Yani o tabii... Yani o şeyde kullanım anlamı bize şiddetli bir duygu çağrıştırmadığı için yani ne desek boş. Ancak, biz onu anlayamıyoruz yani, değil mi? Marsık bizde o şiddetli duyguya yakın aşağılama açısından. Ha belki evet. Mesela roman değil çingene denmesi. Kadir buyur. Ha. Ama şimdi buradaki mesela çingene diyeceğim ama yani dil polisine takılmasın. Duymamıştır da tekrarlayalım. Bir zenciye şu anda argoda nigger diyor ama argo olarak diyor. Yani kravatlı grand tuvalet iki zenci CEO birbirlerine nigger diye hitap etmez. Ya ayıp. Ama burada dil polisinin yani bu nefret söyleminden ayrı bir boyutu var. Yani bunun hakaret olmasından daha ayrı bir boyutu ortaya çıkıyor. Yani orada... Sen bir beyaz olarak bir zenciye nigga dersen o senin kemiklerini kırar. Ya zaten hiç kimse de bir şey demez. Ama birbirlerine diyorlar orada, ona bir tepki olarak sosyolojik bir şey bu. O ayrı bir mesele belki, bilmiyorum. Alevi arkadaş bana şey demişti. Biz birbirimize kızıl başlık. Başkası diyemez. Evet. Doğru. Olabilir. Yani mesela çingen kelimesi mesela işte çingenenin daha da şeyi. Birbirlerine diyebiliyorlar ya da birbirlerine şopar diyebiliyorlar ama sen şopar dersen onu adam aşağılama şeyi gibi algılayabiliyor. Evet, o anlaşılır gibi. Bir şey. Belki biraz. Bu işte iç grup dış grup meselesi. Yani bir şekilde zaten kitle olarak aşağılanma şeyine sahipsen bir başka kitlenin varlığından bahsediyor olmamız lazım. Kitle içinde birbirine bunu söylediğin zaman aşağılanma olarak algılanmayacaktır. Hı. Yani. Almanya'daki neyi? Biraz yüksek söyleyebilir misin? Giriyormuş ses çünkü gayet iyi oluyor. Almanya'daki ha, şey Nazilerin şeye refer ettiği için o mesela ciddi anlamda yaptırma. Tabii. Ve onun herhangi bir sosyal tarafı yok. Yani gruplar arası değil, devlet olarak bunu şey yapmıştır. Yani baktığınız zaman o zaman bu kelimelerin genelde tarihsel şeyinden ötürü. Yani nigger normalde kelime anlamı olarak aşağılayıcı bir şey mi? Yoksa, evet. Yani tam şey, tam kelime anlamı yani siyah demek. Yani tamam. Etimolojisine baktığında evet. Negro'dan gelen, siyahtan evet, gelen bir şey. Aslında İspanyolca değil mi Negro? Negro İspanyolca. Evet. Şimdi aslında yani buradaki mesele kelimenin kendi anlamını bir hakaret taşıması değil, bunun tarihsel bir referansı olması. Evet. Kelimenin bagajı yüklü, öyle diyelim yani şeyi yüklü. Öyle. Anladım. Tabii. Yani mesela köpek kelimesi yani köpek nedir? Bir sevimli bir hayvan. Ama sen bunu hakarete dönüştürdün ya da eşi... İç dersen. Yani... Yani şey var, meşhur vezir vardı Selçuklu, Saadettin Köpek diye. Yani demek ki gurur duyulacak bir isimmiş o bir zamanlar. Ama sonra hakarete dönüşüyor, yapacak bir şey yok. Anladım. Yani burada işte aslında kelimelerin ideolojik karşılığı. İşte zamanında az önce de
söylemiş miydin hatırlamıyorum. Özellikle bu dil devrimi, daha ona gelmedik galiba. Ha, onda da ama işte hani sözcük, kelime, öykü, hikaye. Şimdi bunların kullanımı hangi ideolojik fikre sahip olduğun ve nereyi temsil ettiğine bağlı olarak değişiyordu. Çok eğer doğru. Öztürkçeciysen, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim, hani Türk devrimi ve ona karşı olanlar gibi ya da batılılaşma ve ona karşı olanlar diyelim. Doğru bir ayrım değil bence ama. Sen öyle dedin. Yok, doğru olmadığı için tereddütte ediyorum da. Yani şöyle diyelim. Sağcı solcu diyelim o zamanki kafayla. Şimdi böyle bir ayrım yapmıyoruz da. O zaman işte solcular diyelim. Öykü, hikaye değil de Arapça kökenli değil de öykü. Evet. Kelime değil de Arapça kökenli, sözcük. Heh. İşte inkılap devrim de biraz onunla alakalı. Bunları kullanmayı tercih ederken diğerleri etmiyordu. Hatta bazı yazarlar, hala o yazarlar var. Yavuz Bülent Bakiler onlardan bir tanesi. Yazısını okuduğun zaman Farsça, Arapça ağırlığının fazla olduğunu görürsün. Hani ya, Türkçe bir bağlaç yerine ma mafihi, bizatihi falan gibi kelimeler kullanırlar. Yani anlaşılabilir de bir şeydi. Yani, bir ideolojik duruştur da o da. Şimdi dil devrimi Türkiye'de çok tartışmalı bir şeydir aslında. Yani basit, çok net bir şey değil. Harf devrimi ayrı, biraz dil devrimi ayrı. Harf devrimi ne kadar gerekliyse bu özleştirme anlamında dil devrimi de biraz o kadar şüpheli gibi geliyor bana. Fazla aşırıya kaçırılmış, sadeleşme derken dile biraz zarar vermiş bir şeydir bu. O zamanın da döneminde de şeyler, itirazlar falan çok var o dönemin aydınları arasında. Yani biraz okumuş, etmiş, edebiyattan, dilden anlayan kişilerin pek çoğu dil devrimine 30'larda falan epeyce karşı çıkmışlar. Şimdi şunu vurgulayalım. Harf devrimi başka, dil devrimi başka. Tabii. Bir tanesi dilin yazılışıyla ilgili. Harf devrimi tartışmaları zaten 19. yüzyılın sonundan beri var. Yani böyle gitmiyor. Biz doğru düzgün bir yazı geliştirmeliyiz düşünceleri hep var. Enver zamanında da var, daha önce de var. Tabii yani eskiden başlıyor. Hatta belki şunu belirtmekte fayda var. Çünkü pek çok insanın bunu bazen bilmediğine şahit oluyorum. Normalde Türkiye'den çok daha önce Türkiye devletler, Türkçe konuşan devletler Latin alfabesine geçmeye başlamışlardı zaten. Çünkü evvelinde bir Bakü'de toplanan Türkiyat Kongresi'nde Türkiye'nin de temsilcilerinin olduğu Türkiye dillerin Latin alfabesine geçme kararı alınmıştı. Evet. O zamanki dilciler tarafından, yani biz onu daha sonra uygulayanlardınız bu arada. Pek çok Kırgızistan, benim bildiğim, şu an emin olamayacağım ama Özbekistan, Azerbaycan zaten çoktan Latin alfabesine geçmişti. Yani evet. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gecede karar verip ertesi günü uyguladığı bir şey değil. Senin dediğin gibi 50 yıllık bir mazisi olan, aydınlar tarafından sürekli tartışılan bir şeydi. Ve sonra Latin alfabesine geçildi. Ama dil devrimi derken başka bir şeyi kastediyoruz değil mi? Orada kastettiğimiz daha ideolojik bir şey. Biraz toplum mühendisliği. Şimdi her şey gibi kökeninde tabii gerçek ve doğru bir endişe var. Yani dilin içinde anlaşılmazlığın çok fazla birikmesi, biraz sadeleşme, doğru düzgün iletişim kurabilme çabası var. Ama her zaman böyle şeyler aşırıya kaçırıldığında zarar getiren şeylerdir illaki. Burada da birçok durumda öyle olmuş. Atatürk'ün kendisi de bundan muzdarip olduğu için bir yerden sonra zaten bunu terk ediyor. Falih Rıfkı Atay da yazıyor, yani bu dil bir çıkmaza girmiştir. Biz bu çıkmazda bırakamayız dili diyerek bu özleştirmeyi biraz hafifletmiş. Şey var, şimdi mesela Bu konuda kitap çok. Bazıları işte sağcı diyelim, gerçekten muhafazakar. Bunlar da belli bir anlamda duygusal. Sol taraftan yazanlar da duygusal. İşte dilimiz boyunduruk altındaydı da bilmem neydi de derler. Diğerleri de dilimizin ahengi bozuldu falan diyorlar. Böyle bir romantik. Güzel bir dengeyi ben yabancı bir yazarda buldum. Jeffrey Lewis vardır, ünlü dil bilimci. Onun da Türk dil devrimi üzerine çok güzel bir kitabı var. Çok dengeli anlatır. Yani sempatiyle bakar bu dil devrimine ama götürdüklerini de çok güzel ayrıntıyla anlatır. Türkçe'ye de çevrildi galiba. Tavsiye ederim herkese. Orada görüyorsun tartışmaları, şeyleri ve bu dil devriminin komiteleri, ilk Türk Dil Kurumu falan aslında çok da ehil dil bilimciler, edebiyatçılar falan değil. Yok, uydurulan kelimeler aslında dil kurallarına, Türkçenin kurallarına çok uymuyor. Bir yerlerde işte bilmem ne kökü var. Hadi biz buna bir ek getirelim. Böyle bir kelime çıkaralım. Bu Arapça kelimenin yerine geçsin oluyor. Mesela basit bir örnek. Okul. Okul mektep yerine geliyor. Okul işte bakınca işte efendim okumaktan okul. Okumaktan okul olmaz. Onu öyle mi yapmışlar gerçekten? Fransızca'daki ekol kelimesinden yani bozulmuş. Öyle. Ekolden bozulmuş ama söyledikleri o değil. Biz Fransızca'dan aldık demiyorlar. Efendim işte Antep yöresinde
mektep için okula derlermiş. Okula. O zaman işte demek ki okul Türkçedir. Şimdi okuladan okula nasıl gittin o şüpheli. Oku köküne L eki diye bir şey gelmez. Türkçede L eki diye bir şey yok. Orada ekole benzetme var ama bunu Türkçe bir biçimine getirmek ve bunun bu şekilde propagandasını yapmak var. Mesela başka bir komik bir örnek de Belleten'dir. Dergi falan da vardır Belleten. Hala çıkıyor galiba. Bu dergi anlamında Fransızca bülten yerine. Bulletin. Ha. Belleten. Çok garip kaçmasın. Belleten olsa aniye belletiyor. Ama manası var mı? Yok. Pek çok örnek böyle. Ama şimdi tamam. O dönemde pek çok saçma örnek bulunmuş olabilir. Ama velakin dildeki kelimelerin de bir mantık aramak zaten ne kadar doğru. Yani iş şu noktaya kadar gelmez mi? Bilgisayar, Aydın Köksal işte veya bir sürü şey işlemci şu bu falan hani o da buldu. Dilde bir şey yerleştikten sonra şimdi bilgisayar gerçekten bilgi mi sayıyor? Yok. Ya da buzdolabı diyoruz ama yani hani aslında soğutucu. Yani içinde açıyoruz hep buz var gibi bir durum yok. Yani şu bir şey yerleştiği zaman bazen sizlerde de olur mu? Bir kelimenin bugüne kadar ne anlama geldiği hiç düşünmemişsiniz. Birden o gün aklınıza gelir böyle boşluğa düşersiniz. He. Ulan biz buna pirzola mı diyorduk? Pirzola, pirzola falan böyle tamam mı? Yani bunu anlayamayız çünkü o güne kadar biz onu, o bizim zihnimizde bir şeye temsil, bir temsil karşılık geliyor. Gerçekten kelimenin kendisine bakıp bir kere sorguladığı zaman tuhafına gidiyor. Şimdi o zaman bu mantıkla düşünmüş olamazlar. Ya şimdi ben buna okul derim. Okul yerleşir zaten. Bitti. Şimdi, ya şimdi burada çok var. Da mantık aramaya gerek yok gibi bir şey. Şimdi böyle introduction to linguistics dersinde söyledikleri şey genelde şudur. Bir kelimeyle, ya daha doğrusu bir nesneyle veya kavramla o nesne ve kavrama karşılık gelen ses bütünü, kelime diyelim, sözcük diyelim, arbitrary şeklinde tarif edilir. Yani bu ikisinin arasında bir bağlantı aramak manasızdır. Genelde yok. Söylemeye çalıştığı bu. Şunlar hariç. Doğa seslerinin taklidi mesela şırıl şırıl sular gibi. Ha, sadece onlarda bir bağlantı var. Ya da işte patır patır gibi genelde ikilemeyle Türkçe'de olan işte bilmiyorum ne diyorlar Türkçe'de ama onomatopeik dedikleri işte doğa seslerinin taklidiyle. Türkçe'de yansıma yansıma kelime yansıtma mı diyordun? Evde İngilizce'de house. Neden? Yani ne anlamı var? Kaan'ın dediği yani işte bunu uyduralım, buna bunu uyduralım. Yani işte adamın biri ev demiş tamam öyle kalmış. Ya, o ikisi arasında her zaman bir bağlantı aramak, bulmak vesaire manasızdır. İşte o yüzden de bir kere ona belleten dersin ve gider. Çünkü es kaza gerçekten tarihte ona ilk kez birisi belleten diyebilirdi ve öyle devam edebilir. Daha onlar oturup bunu formel olarak yapmış. Ya, benzetme yanlış yalnız kusura bakmayın. Şimdi bakmayın. Farklı diller arasında niye bu böyle, niye şu şöyle demek tabii ki yanlış. Yok, ayrı. Farklı dilden bahsetmiyorum. Evde house. Dediğim şu. Hayır şu yapı niye yani ev? Yani neden bu yapının adı burada olmuş, tamam. Burada olmuş. Hani bunu sorgulamaya gerek yok. Bunun illaki bir sebebi olmasına da gerek yok. Her şeyin işte efendim biz buna masa dedik. Neden? Çünkü ma kökünden bilmem ne oldu gibi bir şey aramaya gerek yok ya da öyle yani. Hayır. Bak eğer böyle olsaydı dil dediğin herhangi bir dil sadece rastgele fonem yığınından ibaret hayır, olurdu. Bak, morfoloji diye bir şey olmazdı. Da, bir müsaade. Kelime köklerinde yani niye gele gel dedik o zaman gel ne? Kelime köklerinden bahsetmiyoruz şimdi şey var. Kelimeleri rastgele seçemezsin. Bir dilin gelişmiş bir dilin bir mantığı var. O dilin bünyesi var. O dilin morfolojisi, fonetiği, etimolojisi var. Ve sen buna tamamen aykırı şeyleri getirdiğinde garip kalıyor. Şimdi bir süre sonra kuşaklar geçince bu gariplik gözden kaçabiliyor. Alışıyorsun çünkü. İçine doğuyorsun çünkü. Ama şimdi bu 1930'lardaki tartışmalarda kardeşim şimdi biz istiklal ve hürriyet için mücadele ettik. Bu çocuklar şimdi bağımsızlık ve özgürlük için mi mücadele edecekler? O, yapmazlar ki böyle bir şey diyor. Ama yapıyoruz. Şu anda onlar için hürriyet ve istiklal ne anlama geliyorsa bizim için de özgürlük ve bağımsızlık aynı şiddetli duyguyu yaratıyor. Niye? Alıştık çünkü. Ama bu çıktığında şimdi derin dediğin şeyi bu özgürlük ve bağımsızlık kelimelerine uygula. Aslında acayip. Özgür ne demek şimdi? Çok saçma bir kelime. Özgür. Özgür. Bunun
Şimdi İstiklal de aynı türemedi. Şekilde işte anlamsız ama. Hiçbir şeyden türemedi. Hayır, İstiklal anlamsız değil. Yani bu bir ekosistemin, kelime ekosisteminin parçası. Buradan birçok kelime bağlanıyor. Şimdi ha, tarihsel bağını mı diyorsun? Hem öyle yani hem ya kültürel, İstiklal ya ölümün içerisinde bunu bulabiliyorum. Sadece o değil. Başka türetilmiş kelimeler, aynı kökten gelen şeyler, çağrışımlar, tarihi bağlantılar falan. Ama Arapça türetme kuralına göre olduğu için ben şu an onu algılayamıyorum. Aslında İstiklal'in kökünün zannetmiyorum ne olduğunu. Şeyin, İstiklal'in kökü Türkçe, Arapça olsa da kelime Türkçe. Türkler icat etmiş. Tayyare Türkçedir. Çünkü Türkler icat etmiş Arapça köklü de ne olsa. Cumhuriyet Arapçada olmayan Türklerin ilk çıkardığı bir kelimedir. Yani şey var. Bu bir bağlantı bilmem ne. Rastgele kelime çıkaramazsın yani. Şimdi özgür herhangi bir kökten çıkmayan. Masa başında oturup uydurulmuş bir kelimedir. Ondan sonra buna bir kök uydurulmuştur. Yani çok olan bir şeydir. Özgür bilmem ne, ama bunun hür ile, serbest ile, free ile, yani libre ile ne alakası var? Hiç yok. Hiç. Yani, işte İstiklal'de de ben o bağlantıyı bulamıyorum ya ama. İstiklal bağımsızlık. Biliyorum. Ha. Yani şimdi özgür de özgür gibi, evet, mantıklı bir bağlantı bulamıyorum. İstiklal'de ben onu yine bulamıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani İstiklal'de o zaman ist ne yani, hani istek mi? Yani ya gene bulamıyorum zaten. O dönemde yaşasaydık çok güzel örnekler bulamazdık. O dönemde de Pirzola bulurdu. Gibi onu öyle kabul etmiştik. Ya Pirzola ya ölüm diye. Yani. Olayı da olabilir sonuçta. Bana öyle geliyor. Ya bak, bu arada şuna katılırım. Bu hareket şimdi dilde bazı fakirleşmeye neden olmuştur tabii ki. Şeye, alakasız bir dala girdik gibi görüyor. Yani dil polisliğinden uzaklaştık. Evet, uzaklaştık. Onu deneyelim. Şuna, dil polisliği şuna geliyor. Neden o zaman insanlara bu kadar aykırı gelen ve aydınların da reddettiği kelimeler takıldı ve bugün biz bu kelimelerle konuşuyoruz? Burada dil polisliğinin rolü olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela ders kitaplarını yazanlar bu kelimeleri kullanmışlar. Gazetelerde yazanlar, yani Yunus Nadi'ydi galiba, köşe yazısını yazdığı zaman önce eski kelimelerle yazar kalemle, katibe verir. Katip o kelimelerin Türkçe, yeni Türkçelerine koyar. Bazıları uydurmaca derler. Ve o şekilde yayınlanır. Bu bir mühendislik projesi olduğundan biraz böyle dil polisliğine giriyor. Bu şekilde tutmuş aslında bu biraz da. Aydın olmanın da sembolü, biraz çevre baskısı, sen ilericiysen, solcuysan, Atatürkçüysen bu kelimeleri kullanmalısın. İşte kelime değil sözcük. Bu baskı 90'lara kadar vardı. Sonra artık bitti neyse ki yani. Ama mesela özellikle sosyal bilimlerde yazanlarda falan çok vardı bu öz Türkçe takıntısı. Şimdi tam tersini görüyorum. İlginçtir. Yani sosyal bilimlerde yazanlar bayağı bir lügat paralıyorlar şeyle, eski kelimelerle. İlginç bir şekilde trend tersine dönmüş gibi gözüküyor. İçtimaiyat mesela. Sosyoloji. O kadar yapmıyorlar da ama bayağı şey var. İlginç. Aslında evet. Hocam bu, hani bu dil polisliğinin kökenini ben sizin deyişinizden şöyle anladım. Bir aidiyet ipadı, bir önceki olarak bir özgüvensizlik var. Mesela 80 dönemindeki gibi. Bir ikincisi bu, hani işte Atatürkçüsün sen, böyle konuşmalısın gibisinden yapan dil polislerinin de bu özgüvensizliğe ek olarak bir de aidiyet duygusu, bir gruba ait olma hissiyatından dolayı kaynaklanan bir şey. Doğru. Yani kendini ayrı tutma ve tepkiler de biraz da öyle. Mesela muhafazakarların da bu kelimeleri domuzuna hiç kullanmaması da buradan geliyor. Yani illaki kelime kullanacağım. Benim başka şey. Grubum burası, onun grubu orası, onun kelimesi. Heh. Ben kullanacağım, ben kendi kelimelerimi kullanacağım bu konu hakkında. Aynen öyle. Çünkü bana bunun şundan farkı, o yüzden başından beri bunu dile indirgememek lazım. Bu kültürel sembolle alakalı bir şey dememin sebebi şu. Avcı toplayıcı kabilelerde hepsi kendine göre bir giyim tarzı belirtiyor yani. Sen mavi giymeye kalkarsın, hakkalar yeşil giyer falan. Yeşil giymelisin. Mavi giymek yasak. Hatta bunu bir süre sonra işte bir kutsiyet affedip efsane bile yaratabilir. Yeşil giyeni tanrı cezalandırır. İşte büyük tanrı civciv bunu istemez falan gibi. Yani o yüzden en başından beri bu işin sosyal yönüne, içtimai yönüne vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani aslına bakarsak bu bir kimlik meselesine dönüşüyor. Ve dolayısıyla aynı zamanda birer ideolojinin taşıyıcısı. Ya ideoloji olmak değil, dini kimlik de olabilir. Belki örnek veriyorum, bilmiyorum, bilgim olmadığı için, ama bir İslam'ın iki mezhebi arasında da kelimesel farklılıklar belki bir şey ifade etmeye başlıyordur. Şimdi daha derine indiği zaman, sen Şafisin, Şafiler böyle söylemez, Hanifiler böyle söyler gibi
belki o noktada farklar oluşuyordur. Yani tabii. Bir şekilde bu kimlikleri inşa etmek için kullanılan başka bir sembolmüş gibi geliyor. Tabii. Mesela ben Bosna Hersek'e gittiğim zaman 2004'te gitmiştim. Savaş bitmişti, işte orada KFOR bizim tabur vardı, onların yerine falan gitmiştik. Mesela bir sürü ev çeşitleri vardı. Hırvatların çatıları farklı, çatı yapıları. Boşnakların çatı yapıları farklı. Ve Sırpların çatı yapıları birbirinden tamamen farklıydı. Yani o şey döneminde, bir şekilde Tito döneminde hiç milli şeyler ön plana çıkmasa bile insanlar çatı yapılarıyla bile bu farklı kimliklerini ortaya koyma ihtiyacı hissetmişler yani. Bu arada bu çok kötü bir şeye neden olmuş. Daha sonra Sırplar orada katliam yaparken hangi ev, hangi etnik kimliğe ait olduğunu bildiği için tabii. Ona göre şey yapmış. Yani hangi eve girdiği zaman onun ne olduğunu biliyorsun maalesef. Doğru. Yani baktığın zaman hani dil değil, orada sen yeni bir ev yapmaya kalksan ve diyelim ki sen Hırvat olsan, farklı yapmaya kalksan sana kendi grubun diyecek ki sen Hırvatsın, senin çatın böyle olmalı. Aynen. Ve işte o yüzden sadece dil polisliği değil. Yani ben bunu kültürel kimlik inşasını dil polisliğinden o yüzden farklı olduğunu düşünüyorum. Dil polisliği şu bu inşaatın politik parçası doğruculuktan değil mi? Farklı olarak. Hani öte tarafta işte az önce söylediğim feministler ya da işte ekolojik paradigmacılar ya da hani çağımızdaki o politik doğruculuk her neyse ya da işte Amerika'daki zenci kelimesine karşıtlık. Bu kültürel bir aidiyet inşa etme amacıyla değil, bana bambaşka bir şeymiş gibi geliyor. Yani diyorsun ki politik doğrucu sadece benimkiler böyle yapsın demez. Herkes böyle yapsın der. Onu söyleme işte. İlk başında söylemeye çalıştığım ayrım oydu. Sanki makul. Bu biraz farklı. Makul söylüyorsun. Evet. Peki oraya da gelelim şimdi. Yani tamam. Politik doğruculuğa da gelelim. Evet yani bitirelim. Çok şey. Her iki tarafta da var tabii. Bu muhafazakarlarda da var. İşte sol ilericiler. Sol demeyeyim de genelde ilericilerde de var. Yani feministi olur, veganı olur, işte cinsiyet eşitlikçisi olur vesaire. Şimdi feministler de şunu söylüyor. Şimdi sen hangi görüşten olursan ol diyor. Senin bu kullandığın dil tamam mı? Erkek egemen kültürü hakim hale getiriyor ve bu dil sebebiyle kadınların toplumda diyor daha şey işte bu şiddet görme potansiyelleri artıyor. Baktığın zaman o zaman haklı bir kaygı zaten. Tamam mı? Ve bunu bir kimlik inşa etmek için değil, toplamda kendi kimliklerine yönelik bir zaten negatif bir durum var ve bunu gidermeye çalıştıkları için yapıyorlar. Dolayısıyla burada kültürel bir inşadan ziyade bulunan bir adaletsizliği giderme çabası var ve bunun kullanılan dille ilişkisi olduğunu düşünüyorlar ki doğru değil mi? Mesela bir habere bakıyorsun, erkek öldürülmüşse sadece cinayet yazıyor değil mi? Mesela kadın öldürülmüşse orada kadın olduğu vurgulanıyor, gece saatin kaç olduğu vurgulanıyor. Yani doğru. Kullanılan dil, bırak sadece kelimeyi, kullanılan haber dili, haberde verilen detay zemini bile değişiyor. Haliyle o zaman burada da yine haklı bir kaygıdan bahsediyoruz. Tabii, şüphesiz. Peki, abartılı durumlar oluyor mu? Olmaz mı? Mesela şimdi bayan kadın kelimesi üzerinden, tamam, bayanın da orada bir ideoloji temsili oluyor. Hatta senin az önce söylediğin uydurma sonucu ortaya çıktı iddia ediliyor, öyle değil mi? Öyle. Bay kelimesine uydurma. Bir uydurma. Bay ve bayan, tamam, uydurma. Peki. Ya bay zengin demek eski Türkçe'de. Şimdi bunu Mr. yerine ya da Monsieur yerine koymak biraz zorlama. Ama yoktu dilde. Hadi bunu koyalım demişler yani. Ancak öyle. O da tutmuyor zaten. Ancak bey diyoruz işte. Bay Tevfik demiyoruz. Peki işte. Merak ettiğim şeyi soruyorum biliyorsan diye. Hani bay bu Mr. yerine geçsin. O zaman Mrs'e de bayan diyelim de gerçekten ne sakınca var onu bilmiyorum. Yani şimdi bak diğer meselede bir negatif durum söz konusuydu ama bayan kelimesinin negatifliğini şey olarak anlamıyorum. Ya negatiflik hani bay şöyle. Ve bayan. Peki evet bay işte bay Ahmet, negatifliği bayan Ayşe. Yok. Negatiflik şurada. Bünyeye uymuyor. Tamam mı? Yani bünyeye uymayan şeyi de zorlayarak ancak tutturmaya çalışıyorsun. Ama bunun sanki var. Şu var. Gerçekten bu arada mesela feministlerin iddialarında gördüğüm kadın demeye sanki kadın demek utanılacak bir şeymiş gibi. Kadın demeye utananlar bayan kullanıyor. Değil mi? Evet. Yani biraz bu konuda haklı bir şey var sanki. Hakikaten de adam böyle kadın dese sanki ayıp olacakmış gibi. Yani kadın sanki negatif bir şeymiş gibi diye çekinen bir insan bayan şimdi, kelimesi kullanıyor. Benim anladığım şu bu hassasiyetle ilgili. Yani çok böyle... Bu arada ben iddialı, de anladığımı söylüyorum. Yanlışsa düzeltirsin iddialı yani. İddialı olmayayım ondan sonra mansplaining'le suçlanırım falan ama... Mansplaining yapıyoruz zaten şu an. Anladığım şu diyeyim.
Kadın yerine bayan demek, kadın kelimesinin cinsel çağrışımlarından kaçınma çabası. Yani bu erkeklerde olan. Kadın deyince işte cinsel ilişkide bulunma ile ilgili bir çağrışımlar yaptığından, ben bayan diyeyim de böyle bir çağrışım yapmadığım anlaşılsın gibisinden bir nezaket çabası diyeyim. Şeyden olabilir mi? Bir zamanlar kız ve kadın kelimelerinin de bir karşılığı vardı. Eski Türk, hala, eskiden Türkiye'de. Hala var da. Ona da geliriz de. Şimdi kadınların da buna sinir olmasını da anlıyorum. Yani sen beni gördüğünde aklına ilk cinsellik mi geliyor kardeşim? Yani bayan deme o zaman. Madem ki aklına bu geldiği için bayan diyorsun. Domuzuna kadın de ki aklına bu gelmesin artık, böyle körelsin aklından bu. Bu da anlaşılabilir bir şey. Şimdi Allah esirgesin, bir evlenmemiş bir sana kadın dersen, orada kızmadık kadınıdır ayrımına mı dersin? Şimdi bu yüzden özellikle Türkiye'de bu kadın kelimesinden kaçma durumu var. Yani çünkü sen orada tırnak içinde söylüyorum, bir ahlaksızlık atfediyorsun oradaki evlenmemiş genç kızla. İşte bana da sanki tepkilerin kökünde bu eski tarihsel ayrım gibi geliyor. Yüzüklüğe karışmadan, herhangi bir kız mıdır kadın mıdır ayrımına girmeden yuvarlar, ben bunu görür giderim. Evet. Yani evet. Kaç yaşında olursa olsun biliyorsunuz, evlenmediyse. Şey de var işte. Muhafazakar bir toplumda olduğun için, yani birisine kadın dediğinde ona kızıp kızmayacağını tahmin edemiyorsun. Riske girmek istemiyorsun. Yani birçok kadın... Ya meşrulaştırmış olmuyorsun. Sen de biraz bu kurallara uymak zorundasın. Başına bir şey gelmesin diye bunu yapıyorsun. Mesela bayan diyen açısından söylüyorum. Ama o zaman mesela şunu deneyebilirsin, özür dilerim de, yani şu an istiyorsan Çorum'a gidip birine kadın diyerek test edebilirsin bu durumu. Aslında kolayı var yani. Yani burada bir riskten kaçınmak için yapıyorsan diyor Kaan. Daha orta yol kelimeler var yani, hocam bununla alakalı. Mesela orada riskten kaçıyorsan öbür tarafta da aynı şekilde bir risk var işte. Anladın mı? Orada nasıl sosyal olarak seni cezalandırıyor bakalım. Öteki tarafta seni sosyal olarak diyor ki sen bunu diyerek bunu meşrulaştırıyorsun diye. Sen orada bir denge kuracaksın o zaman. Hangisinden tepki görmeyi göze alıyorsan. Yani işte burada... Peki, o yüzden o ortamda kadın diyeceğiz, o ortamda bayan diyeceğiz işte. Yani en doğrusu. Orada bir muhabbet ediyor sonuçta, senin o ideolojiyi kabul etmedin. Bir de hanım var. Bir şey söyleyecektim. Hanım abi, Ayşe şöyle bir yorum yapmıştı. Orada tepki çeken şey, and ekimin olumsuzluk yani bay olmayan, erkek olmayana bayan demiş. Bilmem. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hocam, orta yolda aslında kelimeler var. Yani hitap olarak bayan veya kadın demeye çalışıyoruz. Hitap amaçlı bunu söylüyorsak, hanımefendi, beyefendi var. Doğru. Bayan da tüm kelimeler, yani hanımefendi, beyefendi. Yo, onlara da kızıyorlar. Ya hanım kelimesine değil mi oradaki? Yani bilmiyorum. Bayan. Evet. Çünkü hanımın da bu arada başka bir anlamı var. Yani birinin hanımı olmak gibi. Yani. Bu arada bayan veya hanımefendi demeye genel olarak kızılıyor anlamında değil. Ama o kelimede mesela erkek diyebiliyorsa, o erkek olsa cinsiyet olarak ve erkek diyecektiyse ona, onun yerine kadın yerine hanımefendi diyorsa orada sıkıntı var. Yoksa sen birisine bay diyeceğin yerde bayan da diyebilirsin. Yani bir işte baylar bayanlar diyorsun mesela. Bunda sıkıntı yok. Ama erkek diyecektin o kişi erkek olsaydı. Sırf kadın olduğu için kadın diyemiyorsun, bayan diyorsun. Ya şimdi yani şöyle erkekler ve bayanlar gibi bir kelime kuruyorsun. Erkek tuvaleti, bayan tuvaleti der gibi. Mesela. Ha, burada şimdi bu ikilemde olmamak için bay tuvaleti, bayan tuvaleti deniyor. Bu da iyice ucube oluyor ondan sonra tabii. Orada bariz bir şeydi bu. Emre buyur. Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Latin dilleri dersinde bizde cisimlere dişil erif bir ad atfedilemiyor. Yani evet. Aslında dilimiz çok demokratik bir dil. Çok eşitlikçi bir dil bu açıdan. O yüzden sadece bizde kadın, erkek. Yani him, yok she, yok he, yok hepsi. Yani bizde hakikaten çok demokratik. Fiil çekimlerinde de yok kadın, erkek. Doğru. Yani öyle bir kadar yani şey bir dilde. Ya şimdi... Kelimelerde dişilik erkeklik olmaması başka, sosyolojik olarak etkiler başka. Yani bu konuyla ilgili değil ama olumlu olumsuz önemli değil ki burada. Yani bu arada olumsuz, ilginç bir makale okumuştum, aklıma geldi. Türkçe'de evet kelimelerde eril dişil yok ama aslında örtük olarak var. Çocuğuna koyacağın isim olarak düşündüğün zaman mesela, nesne isimlerine, o zaman kelimelerin eril mi dişil mi olduğunu anlayabiliyorsun diye bir iddia görmüştüm. Kaya, gibi. Mesela kaya, toprak, rüzgar, bora, tayfun, bunların hepsi ancak erkek ismi olabilirken çiçek isimleri ancak dişi ismi olabiliyor. Gramerde böyle bir hikaye var.
Yani gramerde belirteçler olarak kullanmasak da aslında biz de kelimeleri yani, eri ve dişi olarak algılıyoruz. Şu şekilde belki bakmak lazım. Bu kelime seçimleri neden? Yani bunların sosyolojik sebebi nedir biraz? Yani mühendislik şeklinde bakmak değil. Ben bunu değiştireceğim. Ben bu insanları adam edeceğim diyerek işte dil devrimi de böyleydi. Bu dayan hassasiyeti de böyle. Niye böyle söyleniyor? Bunun köküne inmek belki lazım. Biraz onun köküne inmeye başladık. Yani bayan demesi işin cinsel çağrışımlarını ortadan kaldırmakla ilgili. Yani o minibüs şoförü yaratmıyor cinsel çağrışımı. O kendisi de onun parçası olduğu için söylüyor. Sen ona bayan değil kadın... İşte cinsel çağrışımı yapmasın diyor ama o insanlar da kısacası. Bunu aşabilmek için evet. En azından tamam hadi senin dilin eskiden yerleşti de yeni neslin bu dili bu şekliyle öğrenmesi gerekir diye düşünüyorlar. Doğru. Ki dilin ideolojinin taşıyıcısı olduğunu düşünürsek doğru. Şey gibi şimdi 1984 romanından örnek vermeyi unuttuk. Doğru. Yeni konuş yaratıyorlar değil mi? Tabii. Belli kelimeleri ortadan kaldırıyorlar ki o kelimeler hiç düşünülmesin. Ya da belki yeni kelime icat ederek de bir şeyleri düşünmesini sağlayabilirsin insanların. Heh. Gibi. Evet. Mesela orada özgürlük kelimesi yasaklanıyordu değil mi? Yeni konuş dilinde. Şeydi, kafanda evet. O yüzden özgürlükle ilgili kavramı artık tek kelimeyle bir başkasına aktarman imkansız. Belki onu düşünme imkansız. Özgür kelimesi tek anlamlı oluyordu. Serbest, başıboş anlamında oluyordu. Ama hürriyet anlamı, böyle istediği gibi konuşabilme, ifade özgürlüğü anlamı kaldırılıyordu sözlüklerden. Böylece o artık düşünülmez oluyordu. Doğru. Evet. Yani bir anlamda pek çok durumda da oluyor. Yani kelimeler dünyamızı inşa etme potansiyeline evet sahip yani. 1984'ten yola çıkarak şeye bağlamak istiyorum. Kaan'ın söylediği Jeff Lewis'in kitabı Türk devrimi için Catastrophic Success der. Yani felaket başarı diye belki bir şey yapabiliriz. Mesela orada özellikle dikkatimi çeken bir şey vardı. İşte özellikle Cumhuriyet'in bu iyi eğitim falan kesimleri gelin, işte Fransız okullarına, Amerikan okullarına vesaire gidip kendi dilinden başka bir dilde çeşitli kavramlar öğrendiklerinde kendi dillerini konuşmaya çalıştıklarında diyor, Jeffrey Lewis'in en büyük geliştiricisi bu, öğrendikleri birçok kavramın yeni Türkçe'de karşılığının olmadığını fark ediyorlar ve işte ondan sonra efendim bunun sübvansiyonu falan gibi aslında Osmanlıca'da ya da dil deriminden önceki Türkçe'de karşılığı bulunan bir kelimenin karşılığını bulamadığı için kendi Türkçesinde bu sefer işte İngiliz okulunda öğrendiği İngilizceyi, Fransız okulunda öğrendiği Fransızcayı Türkçenin şu andaki mesela ortalıkta gezinen bir sürü kelimesi iyi kötü kendimizden de biliriz. Türkçesini bulamadığı için İngilizcesini belki biraz telaffuzunu Türkçe'ye benzeterek falan söylersin. Ama mesela Jeffrey Lewis'in en büyük eleştirisi bunların karşılığı var aslında. Çünkü bunlar ilk defa girmediler Türkiye'de insanların hayatına diyor. Ama Osmanlıca olduğu için Türk hata oldular bu kelimeler. Ve artık siz bunu sözlüklerinizde, kitaplarınızda bulamıyorsunuz. Ay Türkçe'de yok bu kelime, şekerim diyorsun. Ne var? Sen bilmiyorsun. Yani çünkü öyle. Artık Türk hata. Devrimden sonra yok. Yani örnek verecek olursak, böyle İngilizce bilenler için diyelim. Idea, thought, meditation. Bunların hepsi Türkçe'de ne? Düşünce. Ama bunun fikir de var. Fikir de fikir. Görüş var. Dur. Görüş başka bir şey. Yani open you know. Evet. Ha, şimdi fikir sen söylediğinde fikir Arapça, sen Türkçe düşünce diyeceksin diyor. Ya da tasavvur var aslında ama. Ha, o da var. O da ayrı bir anlam. Ha, bu, şimdi sen bunların hepsini yok ettiğinde aslında 1984'te olduğu gibi düşünceyi buluyorsun. Bu bir tek örnek değil. Pek çok şey de var böyle değişik. Çanta kelimeler diyordu bunun. Şey, yağmur atsız. Aç, hepsi bölüm. Kısım da var. Kısım, bölüm. Başka? Ha, o kadar. Şey var. Cüz. Algoritmanın Türkçe bir karşılığı yok bizim kadarıyla. Yani algoritmaya daha Türkçe bir şey bulamazsın. Bazı kelimelerde hak veriyorum mesela. Bölüyorum bu arada da algoritma da Al-Harezmi'den geliyor. Doğru. Yani... Bahsettiğimiz ölçüde bir örnek, örneğin borçlar kavramı, bir ihbar var, bir iktidar var, ikisi farklı anlamlar. Hukukta tabii. Korunuyor bu arada bu kelimelerin çoğu yani. Çünkü mecbursun. Evet. İhtar daha farklı yani, yaptırımla tehdit ediyor ihtar. Evet. Uzatmak. Ha, değil ama mi? Ama şimdi bunları değiştirip Türkçeleştireceğiz diye bildirim yaptığımız zaman... Gitti. Bu olmuyor. Yani tabii. Mesela zilyetin bir karşılığı yok Türkçe. Bravo, bravo. Yani, zilyet, sahiplik değil mi? Tam değil işte. Ha. Zilyetin tonla anlamı var, tonla çeşidi var. Yani hiçbirini böyle tek bir kelimeyle karşılamak mümkün
Ya bunlar çok karışık konular ya. Ya. Örneğin üçgeni çok güzel bulmuşuz, kareyi çok güzel bulmuşuz. İşte bu beşgen, çokgen şekiller, geometrik yapımız, mühendislik terimlerimizin bir kısmı çok güzel bulmuşuz. Bunları mesela çok da karşı çıkmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü bunlar anlaşılmayı kolaylaştırıyor. Yani sade halktan birinin bunu telaffuzunu öğrenmesini kolaylaştırıyor. Aslında dil devrimi bizi kendimize yabancılaştırdı demek bence bu noktada çok da doğru değil. Hayır, yabancılaştırdı demiyorum. Şimdi her şey gibi, her hassasiyet gibi başlangıç noktası gayet haklı olan bir şeydi bu. İşte feminizmde olsun, toplumsal eşitlikte, eşitsizlik tepkilerinde olsun. Hepsinde başlangıç noktası son derece haklıdır. Dil devriminde de öyleydi. Ama bir yerden sonra işte bu Türkçe değildir dediğin zaman burada artık safsataya, hatta biraz da faşizme giriyorsun. Çünkü basit bir şekilde bir kelimeyi Türkler kullanıyor, iletişimlerinde anlaşabiliyorlar ve birbirini anlıyorlarsa o kelime Türkçedir. Bu kadar basit. O şu dilden gelmiştir, bu dilden gelmiştir falan. Bunun bir anlamı yok. Zaten Türkçe kökenli olmayan kelimeleri attığında dilin %80'ini atmak zorundasın. Açıkça, açık net. Yani en aklına gelmeyen şeyler bakıyorsun Çince'den gelmiş, Sogdaca'dan gelmiş. Yani bariz olan şeyler haricinde. Ya zaten hep bütün dillerin kökenine gidersek sonuçta bir kültürleşme sonucunda zaten birbirinden alışverişe muhakkak önünde sonunda oraya ulaşırız. Olmak zorunda yani. Hatta Jared Diamond der ki bir sınırın bu tarafındakilerin farklı, bu tarafındakilerin farklı konuşması çok modern bir olaydır. Geçmişte böyle bir şey yok. Tabii. Sınır geçişkenliği bu kadar şey değil. Şimdi gidin işte Yunanistan, Türkiye sınırına gidin. Sınırın bu tarafı tek kelime Yunanca bilmez. Tek kelime bilir de anladınız yani. Yunanca bilmez. Bu taraftakiler Türkçe bilmez. Bundan 1500 sene evvelki bir tablo böyle değildi kesinlikle. Ya bir de şimdi dolayısıyla şu anda, diller arasında zaten muazzam bir alışveriş gerçekleşiyor. Şu anda yani. Bilmemek doğruculuk oluyor. Ben onların dilini konuşmam oluyor. Çünkü araya sınır çizilmiş. Milliyetçilik var ya. Onu bilmezlikten geldim ama daha şimdi, iyi oluyor. Ben şu anlamda Kadir'e şöyle katılıyorum. Şimdi hani dil devriminin başka bir şeyi daha var değil mi? Temelde Türk devrimi sadece bir modernleşme hareketi değil, seni geride bıraktığını düşündüğün, yüzyıllarca hastalıklı olduğunu düşündüğün bir zihniyetin reddi. Doğru. Devrimi aynı Doğru. zamanda. Ve dolayısıyla bu arada orada başka faktörler de var. İstanbul'da konuştuğun o Türkçe Anadolu'ya hiç ulaşmamış zaten. O kadar Karacaoğlan'ın yazdığı dörtlüklere bakıyorsun. Orada zaten o senin dediğin Arapça da yok, Farsça da yok. Yani. Ya o kadar aslında değil. Şimdi bak onların da önemli ne bir Yunus kısmı... Ne Yunus Emre'de var abi ne Karacaoğlan. Bak farklı yüzyıllarda ya yok şimdi yani. Aramızda bir tarihçi varsa söyleyebilir. Aslında 16. 17. yüzyıl metinleri İstanbul'da yazılan okumuşların yazdığı metinler çok güzel anlaşılabilen metinler. Evliya Çelebi de öyle. Kelimeler tamam ama o kelimeleri koy yerine bugünkü karşılıklarını cümlesi bilmem nesi aynı bugün konuştuğumuz gibi. O kadar da değil yani. O biraz sonradan gelen propaganda. Şimdi bizim... Olur mu? Ben 1930'larda Peyami Safa'nın yazdığı romanı bile zor okuyorum bazen. Bırak şeyi yani. Arkasında sözlük olmasa, Ötüken Yayın Evi arkasında sözlük de koyuyor. Sözlük o romanı benim anlamam çok zor. Sözlük başka. O kadar zor yani. Kelimenin yerine başka bir kelime koyduğunda anlıyorsan... Yok ben kenardan bahsediyorum. Cümle yapısından değil. Ya o başka mesele. Mesela Karacaoğlan'ın kullandığı kelimeler de günümüz Türkçesine çok ait. O sen bugün günümüz Türkçesindeki kelimeleri içeren şiirleri gördüğün için öyle diyorsun. Bir sürü başka şiiri de var. Onlar mesela antolojilere katılmayabiliyor. Yunus Emre'nin de öyle. Yunus Emre'nin tamam. Yani Yunus Emre'de çok fazla şey var. Medrese görmüş adam o. Da her şeyi okuması. Karacaoğlan değil ama yani o net. Ama işte o zamanın İstanbullu yazarları da o kadar anlaşılmaz değil. Saray için yazdıkları şeyler ister istemez süslü oluyor. O ayrı bir mesele. Ama bu o zaman işte dil yozlaşmıştı diye bir şey yok. O daha sonradan 30'larda eklenen böyle süslemeler diye, şey propagandalar diyeyim. Şimdi İngiliz-Amerikan şeyinde yaklaşımında dil bilime şu vardır. Dil bilimin görevi var olan dili tespit etmek, analiz etmek, anlamaktır. Yani deskriptiftir, normatif değil. Aynen. Ne olması gerektiğini değil, ne olduğunu aynen açıklama öyle şeyi. Bizde normatif yani dili değiştirme, doğrusu şudur, yanlışı şudur deme yetkisi de vardır. Sırf bizde de değil. Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da da vardır böyle akademi, dil akademileri de doğruyu yanlışı ayırt etme yetkisine sahiptir. Bu işte bana doğru gelmiyor. Benim için işte dil denen şey insanların yarattığı bir şeydir. Karmaşık bir sistemin, toplumun yarattığı anlam bütünüdür.
biraz önce konuştuğumuz gibi kelimenin ne olduğu önemli değil. Rastgele bir şey olabilir. İnsanlar onu kullanıyorsa o dilin parçasıdır. Aynı şekilde Fransızcadan gelen kelime de dilin parçasıdır. Bak, bankamatik. Türkçe mi? Banka değil. Matik de değil. Ama başka hiçbir dilde bankamatik kelimesini bulamazsın. Türkler çıkarmıştır onu. Bundan daha Türkçe bir şey düşünemiyorum ben. Otomatik gelmiş, banka gelmiş, bankamatik. Daha ne? Yani bunu Türkçe değil diye reddetmek yok, aşırılık. Hayır, zaten evet. Yani. Ya böyle şeylerden bahsediyorum ben. Yaşayan Türkçe dedikleri, bu muhafazakarların söylediği şey, ben dil konusunda muhafazakarlara daha yakınım bu açıdan. Tabii bizim muhafazakarlar işte Arapçayı, Farsçayı romantize edip Fransızcadan gelen, İngilizceden gelen kelimeleri lanetlerler işte diye böyle konuşuyoruz diye. O da onların tutarsızlığıdır aslında. Her türlü dilden kelime gelebilir, boşluğu doldurabilir. Bizim ihtiyacımız olan şey kavramları ifade edecek fonemler. Onlar nereden gelirse gelsin bize lazım. Ne kadar çok kelime olsa o kadar iyi. Böylece nüansları o kadar çok ayırt edebiliriz. O zaman yavaş yavaş bitirelim. Yavaş yavaş bitirelim. Bu konu çok su kaldırır ama burada keselim artık. Evet ya, bir de şimdi dil bilimci olmadığı için aramızda hep böyle bir yanlış bir şey söyleyeceğim kaygısını duyuyorum. Belki bu konuda bir Emre Yağlı'yı çağırırız, eski açık bilim yazarı gelirse. Adını söyleyerek biraz şey yarasın. onu çağırırız, evet, gelirse bir onunla konuşabiliriz. O gerçi biraz teorik dil bilimine daha çok şey yapsa da muhakkak bizden bir şekilde daha fazla ilgilenmiştir ya da daha fazla bu konuda sohbete katılmıştır diye düşünüyoruz. Evet, bugün farklı bir ortamda gerçekleştirdik. Umarım iyi olmuştur. Bilmiyorum şeyden geri bildirimler nasıl, canlı yayından, ses, görüntü konusunda her şey iyi. İyi, güzel herhalde, o zaman bundan sonra böyle devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Tüm buradaki konuklarımıza, dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Haftaya ev yayınıyla beraber olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu çok enteresandı. Buna girebilsem iyi olurdu da vakit kalmadı. Ben bazı şeylere girmediysen Bu ne biliyor musun? Amerika'da sınavlardaki böyle politik doğruculuk üzerine. Mesela sınav hazırlanıyor. Dağda geçen hikaye olmaz diyor. Haftaya programın ilk 10-15 dakikasında bunu anlattı. Evet. Haftaya ekleyeyim diye. Yani Safa'yı anlamıyorum dedim. 2002'de Milli Eğitim, 2003'de Milli Eğitim Bakanlığı. Durmadı mı? Sadeleştirelim. Ses çok dağılıyor. Anlaşılıyor. Yani. Sizin açınızdan.